Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti hepimizin üzerine olsun. Başlıktan da gördüğünüz gibi, evet ben böyle bir şey yaptım. Hafta sonu yasağında eve yatılı misafir aldım. Biliyorum yaptığım çok yanlış bir şey. Ama sonunda siz de göreceksiniz neden böyle bir şey yaptığımı. Kesinlikle beni örnek almayın. Bu dönemi atlatana kadar misafir geliş gidişleri yapmıyorum kızım arkadaşlar. birazdan ne demek istediğimi anlayacaksınız. Şu dönemi atlatana kadar evimize geliş gidiş yapmayalım. Ben de bu aralar farkındaysanız video atlatmadım çünkü dışarı çıkmaya ara verdim. Marketimde çok nadir gidiyorum. Avrupa sıralamasında 3. 4. sıralamadaymışız. Covid'in üstünde. Şimdi ben heyecanlıyım. Çünkü misafirlerim çok tatlılar. Hemen sizinle tanıştırayım. Evet, işte misafirlerim bunlar. Kızdınız mı? Tabii ki misafirlerim bunlardı. Anlıyorum. Hani eve kimseyi bu dönemde ben de gitmiyorum. Evet, misafirlerimizi tanıtayım size arkadaşlar. Bu kızımızın adı Minnak. Bunlar da Minnak'ın yavruları. Bakın şimdi annesi de neler yapıyor. Minnak bana geleli 2 gün oldu. Evet arkadaşlar, Minnak bize geleli 2 gün oldu. Şunlara bakın. Ben nasıl size anlatacağım bunları izlerken. Minnak'ın cinsi Siyam kedisi. Yanlış hatırlamıyorsam bu kediler 50-55 günlükler. Minnak bulutla eşleştirilmek için geldi. 2 gün önce gelmişti işte. Ertesi sabah kalkıp baktığımda Bulut'un süt Minnak'ın sütleri birikmişti. Çünkü yavruları anne sütü alıyorlarmış hala. Sonra baktım ki çok rahatsızlanıyor Minnak. Sonra yavruları da getirdik. Bulut'un yavruları değil bu arada. Bulut'un yavruları olduğunu sananlar da olmuştu. Bulut'un yavru. Şu an ben hiç videoya odaklanamıyorum. Bunlarla oynayasım geliyor. Ya! Kendimden geçiyorum bunlarla. Daha sonra arkadaşlar yavruları da getirdik işte. Dün akşam sahibi yavruları almaya geldi. Bir baktık yavrular annesinin koynuna girmişler, uyuyorlar. Kıyamadık ayırmaya. Zaten bana bir zararları yok. Bulut da olumlu karşıladı yavruları. Hemen böyle bir baba moduna girdi. Anne yavruları emzirirken Bulut da yavruları sevdi bir yandan. Resmen böyle sevgi, şefkat dolu bir aile ortamı oluşmuştu bizim evde. Oluştu yani. Yavrular dünden beri buradalar. Biz gayet eğleniyoruz. Ben dün hatta hiç böyle ev işi yapmadım. Hani ev süpürme, toz alma gibi şeyler yapmadım. Hep bunlarla oynadım. Ama oynanmayacak gibi değil ki. Bu yavrudan bahsedeyim size biraz. Bu yavrunun cinsi Scottish. Scottish Fold. Gözleri mavi çünkü annesinin gözleri de mavi. Kedimizin renginin beyaz olmasının sebebi babamız beyaz Scottish'miş. Bu yavrumuz British oluyor sanırım. Bu yavrumuz Scottish değil. Bunun kulakları dik ve şurada bir lekesi var. Sanırım annesinden almış bu lekesini. Ya çok tatlılar. Bu böyle bir video oldu. Hiç videoya odaklanamıyorum şu an. Bulut nerede diyecekseniz Bulut dinleniyor. Yoruldu. Bebeklerle ilgilenmekten yoruldu. Şimdi evde birden fazla kedi oldu. Kediler işte
bana ne gibi rahatsızlıklar verdi onu anlatayım size. Aslında hiç bana bir rahatsızlık vermediler dünden beri. Tüy dökmüyorlar çünkü ben şuna çok dikkat ediyorum. Sabah kalktığım zaman Bulut'u da öyle yapıyordum. Bulut'u, annesini, işte bu yavruları da taradım mesela. Dün bana geldiklerinde de taradım. Hemen tarıyorum ki eve tüy dökülmesin diye. Hem tarayınca tüyleri daha sağlıklı oluyor. Şuna bakar mısınız ya? Gel gel buraya gelin. Gel buraya gel buraya gel. Gel. Boncuk, mavi boncuk gel. 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 Sen de gel. Sen de gel. Gel. Gel sıkı duruyor. Koltukları yırtmıyorlar. Zaten annenin tırnakları kesilmiş. Bulut da normalde koltuk yırtan bir kedi değil, sakin bir kedi. Kediler stresli oldukları zamanlar koltuk yırtıyorlar. Daha sonra anneyle Bulut'a balkonda ortam hazırladım. İşte rahat etsinler, rahatsız etmeyelim onları diye. İşte sepetini, tuvaletini, mamasını, suyunu, her şeyini oraya hazırladık. Sen de gel, sen de gel. Gel. Biraz yavrularla oynayalım. Daha kavga ediyorlar. Bu yavruların değeri şu an tanesi 2500 TL'ymiş. Evet, pahalılar biraz. Ama değiyor. Değiyor. Biraz yakından çeksene kızım. Nasıl vuruyor? Ayağa kalktı. Ayağa kalktı, şuna bak. Dün dediğim gibi evde hiç ev işi yapmadım. Yemeğim vardı zaten. Kendimi şey gibi hissettim böyle ödevleri varken. Tabletle oynayan çocuklar gibi hissettim. Yani onları anladım yani nasıl bir duygu olduğunu. Şunlarla oynamak varken insan nasıl ev işi yapabilir ki? Evet arkadaşlar, benim hafta sonu eve yatılı aldığım misafirlerim bunlardı. Baştaki düşüncelerinizle şu anki düşüncelerinizi merak ediyorum, yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Eğer kanalımıza ilk kez ziyaret ettiyseniz kanalımızı, bu kanal yardım amaçlı açılan bir kanal. Lütfen abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Kanalımızı paylaşıp insanların abone olmalarını sağlarsanız daha iyi olur. Kesinlikle videoya odaklanamıyorum ya. O kadar güzel ki bunlarla oynamak. Instagram sayfamızdan da görebilirsiniz. Yavrularımızın annesi Minnak geldiğinden beri videolar çekip attım. Bilmeyenler için söylüyorum. Instagram adresimizin ismi de benim Bulut'um. Oturdu. Benim Bulut'um. Ama Instagram adresim şahsi bir hesap değil. Arkadaşlar söylediler. Oradan mesajlar geliyormuş. İstek bölümüne düşüyor. Cevaplanmadığında hani kırılanlar oluyormuş. Sosyal medya hesabım yok. WhatsApp yeterli oluyor zaten. Instagram'ı ve TikTok'u YouTube kanalımızın reklamı için kullanıyoruz arkadaşlar. Bu bilgiyi de verdikten sonra hoşçakalın.